Bugün psikofarmakoloji dev adımlarla ilerleyen bir bilim dalı. 1992 yılından beri Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun girişimleriyle her yıl 10 Ekim günü Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanıyor. En güzel şekilde biz tedavi ederiz. Ama mühim olan hastalanmaya karşı. Bu önemli günde ruh sağlığımızı nelerin bozduğunu ve bozulan ruh sağlığımızı nasıl tedavi edebileceğimizi konunun uzmanı olan Doktor Atilla Malkoç'a sorduk. Artık biz bioanalizle uğraşıyoruz. İşte biyolojik psikiyatri buradan çıkıyor. Universal Hospital Bodrum'da sinir ve ruh hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Doktor Atilla Malkoç, bugünün Türkiye'de olduğu kadar dünyada da çok önemli bir gün olduğunu, çünkü ruh sağlığımızın bedensel sağlığımızla doğrudan ilintili olduğunu vurguladı. Ruh sağlığını olumsuz etkileyen kaynakların başında dış etkenlerin geldiğini belirten Malkoç şunları söyledi. Dış objeden gelen tehdit kaynağı insanda anksiyete dediğimiz sıkıntı hissini yaratır. Dış objeden gelen tehdit kaynağını biz devamlı şu sıralarda ülkemizde bolca hissediyoruz. Dolayısıyla da ruh sağlığımız da, bu ruh sağlığı gününde ifade etmek gerekirse, ruh sağlığımız da sık sık tehdit altına giriyor. Çünkü hangi gazeteyi elime alsak, hangi siyasi şeyleri alırsak, yok halk tehdidi, yok PKK tehdidi, yok filanca kişi karısını yol ortasında öldürmüş, yok bilmem, bu tip haberler de bizim ufak darbeler halinde ruh sağlığımızı etkiliyor. Ve bir pesimist yapıya bizi götürmeye başlıyor maalesef. Şimdi bunun için de biz halkımızı hiç olmazsa böyle günlerde uyarmamız lazım. Biyolojik psikiyatrinin ön safhaya çıktığı günümüzde insan biyolojisiyle psikiyatrinin çok yakın ilişkileri olduğunu anlatan Doktor Atilla Malkoç, Asya-Avrupa psikiyatristlerinin İstanbul'da 1. Biyolojik Psikiyatri Kongresi'ni yaptıklarını söyledi. Malkoç, insanlara taahhüt edilen psikoterapi yöntemiyle tedavi yöntemlerini anlattığı kitabını yakın zamanda çıkaracağını da vurgulayarak, insan vücudunun bir bütün olduğunu ve duygusal varlıklar olduğumuz için dış objelerden çok çabuk etkilendiğimizi söyledi. İşte. Ve görüyorsunuz ki, İnsan biyolojisiyle psikiyatrinin çok yakın ilişkileri var. Şimdi uzun zamanlardan beri takip edilen bizde efendim işte psikoterapiyle ben tedavi olacağım filan şeklinde bazı yanlışlara düşüyor halkımız. Bunun üzerine de ben aydınlatıcı bir psikoterapiler kitabını yayınlıyorum. Aşağı yukarı 10 güne kadar basılıyor. Burada psikoterapiler de tek bir olgu değil. Yani 10 çeşit psikoterapi var. Hangisini uygulamak gerektiğini de yine psikiyatristler söylemesi lazım ki psikolog arkadaşlar da bunu uygulasın. Doktor Atilla Malkoç, toplum olarak daha fazla olumlu gelişme ve habere ihtiyacımız olduğunu vurguladığı konuşmasında sözlerine şöyle devam etti. Sporumuzu yapmalıyız, yürüyüşümüzü yapmalıyız. Biraz tabiatla, çevredeki diğer canlılarla, hayvanlarla uğraşmalıyız. Yani kendi dünyamızı kendimiz zenginleştireceğiz. Aksi takdirde stres yaratacak olay o kadar fazla ki. Sinir ve ruh hastalıkları uzmanı Malkoç, çocukların yetiştirilmesi konusunda da çok önemli uyarılarda bulundu. Doktor Atilla Malkoç, çocuklarımızı yetiştirirken en önemli konunun sağlıklı beslenmeyle başladığını, ruh sağlığının çocuklukta alınan birikimlerle oluşmaya başladığını belirterek, çocuklarımızı mutlaka spora yönlendirmemiz gerektiğini anlattı. Doktor Malkoç, çocuklar hakkında şunları söyledi. Spor, mücadele terbiyesini veren en büyük, en önemli olgu. Yani spor yapan çocuk önce yenmeyi, yenilmeyi, mücadele etmeyi ve mücadele terbiyesini alıyor. İki, kurallar olduğunu dünyada, bazı kurallar olduğunu öğreniyor. Yani futbol oynuyorsa topu elle tutulmayacağını, basket oynuyorsa şut atılmayacağını anlamaya başlıyor. Ve kurallar esnasında bedeninin önemini fark ediyor. Eğer benim bedenim sağlıklıysa strese karşı da daha kolay cevaplar verip daha dikkat edin zaten ne diyoruz?
İşte kaşeklik tip daha kolay ruhsal bozukluğa girebiliyor da, ama sportif, atletik bir tip daha kolay ruhsal reaksiyonlar vermiyor. Daha güçlü oluyor. Demek ki çocuklarımıza önce yönlendirme bakımından spora, ama benim çocuğum top oynuyor. Bu spor değil. Yani kurallarıyla bazı sporların çocuklarımızda başlaması ve yine spordan devam edersek sporun yaşı yok. Her yaşta spor yapmamızın ruhsal sağlığımız açısından da bir occupational terapi olarak meşguliyet ve ama severek yapılan bazı meşguliyetler dolayısıyla ruh sağlığına faydalı olduğunu mülahaza ediyoruz.